Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli börek yapacağız arkadaşlar. Kolay, pratik, mayalanmasını beklemeden yoğurma kabıma 3 su bardağı un aldım. Sizler tabii ki miktarını fazla yapacaksanız miktarını artırabilirsiniz. 1,5 çay kaşığı tuz şöyle etrafına döküyorum. 1 yemek kaşığı sirke. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve şöyle 5 kaşık yoğurt. Dolu dolu 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ettikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. Su ilavesi yapacağız. Suyu yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave yapacağım. Ve açılabilen güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamuru yoğururken su yerine tabii ki süt de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Un ilave, su ilavesini yavaş yavaş yapın. Hamuru birden cıvık bir hale gelmesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sakız gibi bir hamur elde edelim. Ve şimdi hamuru tezgahımda bir güzel yoğuracağım. Hamurumuzu yoğurduk. Bakın yumuşak, ele yapışmaya güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuz dinlenirken biz de iç malzememizi hazırlayalım. Maydanozlu peynir kullanacağım arkadaşlar ben. Çökelek de olabilir, lor peyniri de olabilir. Bu şekilde peynir içimde hazır. Hamurumu şöyle yuvarladıktan sonra parçalar kesiyorum. Ceviz büyüklüğünde, mandalinadan küçük, cevizden büyük, şöyle ceviz gibi diyelim, parçalar alıyorum. Verdiğim ölçüden 11 tane böreklik hamurumuz çıktı. Yani 11 tane böreğimiz olacak arkadaşlar ve hamurumu alaraktan açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İç harcımdan yerleştiriyorum. Böreğimizin bir tanesi hazır. Hafiften unluyorum. İkinci böreğimi de açmaya başlıyorum. Bu kalınlık iyi gelecektir. Evet, tekrar harcımdan ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde böreklerin tamamını hazırlıyorum.
Tavamızı ocağımıza alalım. Bir su bardağı kadar sıvı yağ koyup kızdıralım. Kızdırdığımız yağ içerisine böreklerimi bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bakın böreklerim nasıl da güzel kabardılar. Şimdi alıyorum yenilerini, tavamı alıyorum. Bu şekilde böreklerin tamamını pişiriyorum. Böreklerim servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl da güzel kabardılar. Bakın. Çıtır çıtır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle de göstereyim. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah.